Arkadaşlar, gece yarısı saat 2'de bir kararnameyle ortalama her gün neredeyse 3 kadının öldürüldüğü ve İstanbul Sözleşmesi'nin daha etkin kullanılmasına ilişkin bütün kadınların gayreti ve mücadelesine rağmen İstanbul Sözleşmesi'nin tek bir kişinin, bir tek adamın imzasıyla, bir tek kararnameyle kaldırılmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. En önemli insan hakkı yaşam hakkıdır. Kadınların şiddet gördüğü ve resmen cins kırıma uğradığı ülkemizde yaşam hakkı en önemli hakkıdır. Buna hiç kimsenin dur demeye yetkisi yoktur arkadaşlar. Buna izin verecek misiniz kız kardeşlerim? Hayır! Hakkımızı geri istiyoruz. Aldığımız hakları yeniden kaybetmeye razı mısınız? Hayır! Değerli kız kardeşlerim, adı üzerinde İstanbul'da 11 Mayıs 2011'de bu karara imza atılmışken buradan bu haklarımızdan taviz vermeyeceğiz. Bu haklar bizim için kazanmış haklardı. Tam tersine daha etkin olarak İstanbul Sözleşmesi'nin daha etkin olarak uygulanması konusunda mücadele edeceğiz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 8 Mart'ta bir ilke imza attık. Belki de dünyada bir ilk. Siyasi partiler yasasının değişerek kadın erkek eşitliğinin sağlanması bağlamında %50 temsiliyet, ama bu da yetmez. Çünkü kotalarda bize en arkalara itiyorlar. Fermuar sistemiyle ilgili, fermuar sisteminin getirilmesiyle ilgili 8 Mart'ta bir kanun teklifi verdik. Sayın Genel Başkanımız birinci imzacı, 17 kadın milletvekilimiz imzaladı ve 140 milletvekilimiz de buna destek verdi. Meclis Başkanı'na sunduk. Biz bunların peşindeyken her gün katliamların yaşandığı, her gün cins kırımın yaşandığı bir ortamda İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak neyin nesidir arkadaşlar? Kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Reddediyoruz arkadaşlar. Şeriat istemiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır arkadaşlar. Mücadelemiz sürecek. Asla hukuksal bağlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası aslında bu kan hükmünde kararnameyle değiştirilmesi gereken bir şey. Uluslararası sözleşmeler yerel hukukun üstündedir. Uluslararası bir sözleşmedir bu. Bu nedenle hukukçu kardeşlerimiz de bu konuda mücadele verecekler. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorum arkadaşlar. Evet.